Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından kimi ülkücülerin sosyal medya hesaplarında bıyıklarını keserek video paylaştığı görüldü. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine tepki gösteren bazı ülkücüler hilal bıyıklarını kesip Sinan Ateş etiketiyle sosyal medyada paylaşmaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan protestoda, bıyıklarını kesen ülkücülerin, dava Sinan Ateş ile toprağa düşmüştür, Sinan Ateş kırmızı çizgimizdir, davanız sizin olsun gibi ifadeler kullandıkları görüldü. MHP kanadından yeni Sinan Ateş açıklaması. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve partinin yayın organı Türk Gün Gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, Sinan Ateş'in öldürülmesine dair yazdığı yazıda, olayın failini bulmak istiyorsanız, olayın sonucunun kime yaradığına bakın alıntısı yaparak, CHP ve İYİ Parti'ye yönelik imalarda bulundu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesi ardından MHP kanadında oluşan sessizlik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından yazılan yazıyla bozuldu. Başyazarı olduğu Türk Gün Gazetesi'nde konuyla ilgili, "Girift bir cinayetten oy avcılığı ve alçak imalar" başlıklı bir yazı yazan Çiçek, yazısının girişini eski MİT mensubu Mahir Kaynak'tan yaptığı, "Bir olay olduğunda, olayın failini bulmak istiyorsanız, olayın sonucunun kime yaradığına bakın. Bu olay kimin işine yarar" alıntısıyla yaptı. Tetikçi Eray Özyağcı'nın bulunduğu motosikleti kullanan Vedat Balkaya kim diye soran Çiçek, Balkaya'nın CHP'li olduğunu savundu. Sosyal medya sayfasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na destek veren, onlarla ilgili destek paylaşımları yapan biri. Eray Özyağcı'nın ise sosyal medya sayfasında siyasi bir paylaşımı olmadığını belirten Çiçek, ama kardeşi olduğu söylenen Ahmet Özyağcı'nın profil kapağında teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var, dedi. Çiçek, Doğukan Çep'ten de bahsederek şöyle devam etti. Doğukan Çep ile 2013'te Maltepe cezaevinde aynı koğuşta tanıştıklarını ifade eden MHP'li Ufuk Köktürk de olaydan günler önce Doğukan Çep'e eşinin kartı üzerinden 4000 TL gönderdiği için tutuklandı. Ve iki özel harekat polisi de tutuklananlar arasında. Şu ilişki ağına bakar mısınız? Her yönüyle aydınlanması gereken bir olay. Zaten ilişkiler ağına bakınca bu olayın aydınlanmasını en çok MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ister. Sabır ve sağduyu içinde olayın arka planının tamamen aydınlanmasını beklemektedir, diye yazan Yıldıray Çiçek, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin duruşu bu iken, merhum Sinan Ateş'e yapılan saldırıyı MHP ve Ülkü Ocakları'nın kurumsal kimliğiyle ilişkilendirmeye çalışan ve hatta bunun için MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik çeşitli imalarda bulunan kim varsa alçaklık yapmaktadır, ifadelerini kullandı. Yazısının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çeşitli imalarda bulunan Çiçek, olayı muhalefete havale eden imalarda bulundu. Yoksa CHP'li Vedat Balkaya'nın kullandığı motosikletin benzinini sen mi doldurdun siyaset zavallısı? Amerikancı politikaların bağımlısı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimler öncesi siyasi cinayetlerden endişe ediyorum derken bir bildiğimi vardı yoksa? Böyle bir cinayet Cumhur İttifakı'na yaramayacağına göre sorumuzun cevabı ne olmalıdır? Yazısının girişinde Mahir Kaynak'tan yaptığı alıntıya geri dönen Yıldıray Çiçek, "Girift cinayetle düğümlenmek istenen ne olmuştur?" diye sorarken sözlerinin sonunda şunları yazdı. MHP ve Ülkü Ocakları'na topyekün saldırı başladıysa sorumuzun cevabı zaten hazırdır. CHP terör örgütleriyle ilişkilerini bu olayla maskelemeye çalışıyorsa, İYİ Parti'nin "oyunuzu bize verin" diye bir ölüm acısını siyasi ranta dönüştürmeye çalışıyorsa, komünist ve devrimci artıkları öldürülen DHKP kolinin intikamını MHP'den almaya çalışıyorsa bin kere düşünmek gerekiyor.